oyun içerisinde Crespo'da, Arao'da driplingle gidebilen Zayt gibi golcü oyuncular değil. Zayt bak burada yapabilir ki Zayt'ı da biraz daha önde kullanıyor hoca. Hı hı. Aslında bu 4-1-3-2 gibi yazabileceğim sistemle oynarken Hatay Spor takımında pas yapayım. İşte herkes artık Fenerbahçe savunma arkasına oyuncu kaçıyor. Bakalım biraz sonra istatistiğe. Avantajı oynatıp en az 7-8 daha offset vardır. Vardır. Fenerbahçe maçları rekor kırılacaktır. Ve dolayısıyla da Fenerbahçe şu Trabzon maçında Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligin zirvesindeki iki takımın iki tane sürprizi var. Bir Giresun, ikisinde Giresun yenildi. Yoksa Fenerbahçe'nin Trabzon'a kaybetmesi olabilir. Veya Beşiktaş'a puan kaybetmesi veya Beşiktaş'ın bir takımı yenmesi gibi. Onun için de normal gidiyor lig. Fenerbahçe'de aslında ligin favorisi olduğunu sadece bu maç için söylemiyorum bunu. Genel anlamda oyun anlayışından anlayabiliyoruz. Nasıl anlıyoruz? En son Fenerbahçe 2013-2014 senesinde şampiyon oldu. Mu? Daha sonra oldu mu? Olmadı. Olmadı. En büyük ara işte. Evet. Tarihindeki. Fenerbahçe hatta 2011'de de olduğu zaman da vardı bu oyuncular. Bir tanesi yoktu. Şöyle bir bakın Fenerbahçe'nin 4 tane forveti vardı değil mi? Serdar'ı ve saymıyorum şu anda. Pedro, sakat. Valencia. Batshuayi. King. Bu dördünün ikisi oynuyor. Kenarda da genelde İrfan Can veya Rossi oynuyor. Evet. Doğru mu? Evet. Serdar'da. Şimdi Fenerbahçe'nin gol hani şampiyon olduğu yıl. Son şampiyon. 40 arkadaşlarım istedim. Okey. 40 küsür gol attı bu dört oyuncu. Kayt, Webbo, Emenike. Sol. Arkadaşlara bir rica ettim. Geldi mi? 15, 12, 19 toplam. Lig gol attılar. 46 gol attılar. Şu ana kadar Fenerbahçe'de Rossi'de şöyle. Fenerbahçe o zaman üçlü forvet oynuyordu hatırlıyorsan. Evet. Üçlü forvetten bunlardan bir tanesi yedek kalıyordu. Doğrudur. Kayt sürekli oynuyordu. Diğer üçü ikisi özellikle oynuyordu. Özellikle Webbo daha sonradan evet. Gidiyordu. Ve Fenerbahçe'nin bu dört forveti. Şimdi Fenerbahçe'de bu dört kişiden veya Rossi, İrfan'ı da koyacak olursak onları da kenar oynuyor. O pozisyonu oynayanlardan. Dördünün ikisi oynuyor zaten öndekilerin. Rossi'ler, İrfan da şöyle düşünelim. Kayt'ın pozisyonunda oynuyor diye düşünelim. Attığı gol 29. Daha Serdar da attı 30. Evet, 30. Şimdi çok 40 golün 29'unu forvetler atmış. Bir tanesini de Serdar attı. 30'unu. 30. Döneceğim 88-89'a. Aykut, ben ve Hasan 65-66 tane falan attık ha üçümüz. Az değil değil mi? Yani şampiyonluğu oynarken bu önemlidir. Tabii ki yediğiniz gol de önemlidir. Fakat her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ama ligi maç fazlalığıyla bugün ikinci kim girdi? Başakşehir. Başakşehir çıktı. O da çok gol atan bir takım değil. Değil mi? 24-25 gol attı. 24 gol attı. Fakat çok kompakt oynamaya çalışan bir takım. Cesuslu Fenerbahçe ile Emre Belezoğlu'lu Başakşehir'i düşündüğümüz zaman şimdi Türkiye'de istatistikler çok konuşuluyor tamam mı? Ben de bu işlere biraz rahatsızımdır. İstatistik çok önemlidir. Özellikle de o bize istatistikleri veren Opta. Çok teşekkür ederim. Bugün onları yoğurduk. Mehdi dedim lütfen Optacıları bir arar mısın? Çünkü ben kafam takılıyor böyle şeyler. Çünkü hani topa sahip olmayla falan önemlidir. Fakat senin takımının oyun tarzı ve oyuncu grubu bu değildir. Şimdi Fenerbahçe Rossi ile, Batshuayi ile, King ile oynayamaz böyle. Ferdi ile, Osayi ile set oynayamaz. Hoca ne yapıyor? Hoca da bu oyuncuları Arao almasının sebebi de ben öne doğru oynayacağım diyor. Bırakın biz çizgi halinde çıkalım, yersek yiyelim diyor. Ben avantajımı ve şampiyonluğa oynarsam böyle oynarım diyor. Emre Belezoğlu da kendi oyuncu grubuna göre de diyor ki ben pasla yaparım diyor. Türkiye Ligi'nde puan şeye koyalım bakın puan durumunu. Puan durumu üzerinden gideyim. 5 tane kulüp söyleyeceğim. Trabzon'un 5'in dışına çıkardım şimdilik. Başakşehir uzak ara. 1. Başakşehir Konya. Doğru. Alanya. Antalya. Bu takımlar Başakşehir, Konya, Antalya, Alanya. Bunlar bir tane daha var da. Bunlar özellikle yeni kuşak teknik direktörler genelde pas takımları istiyorlar. Yanlış, doğru filan yok değil. Mesela topun şimdi
biliyorsun süreler de uzadı. Bugün artı 7 oynandı. Yalnız bugün 3 maçında ilk yarıları 2'şer dakika uzadı. Evet. Çok uzama olmadı. Zor yetiştim ben. Alıştım 6-7'ye. Bu tabii kötü bir şey değil. Oyunda demek ki kalmış. Yok, ama şimdi şöyle değerlendirmemek lazım. Takımların, Fenerbahçe'nin 49 dakika oynadığı maç da var, kazandığı. Mesela Başakşehir bugün Antalya maçını izlesen yarım bırakırsın. Yani sıkılabilirsin. 2 veya 3 şut 2-0. Vodafone Park'ta bir şut bir gol. Ama bakıyorsunuz ligde şampiyonluk yarışında ben varım diyor yalnız. Tabii. Maç fazlasıyla Galatasaray'la aynı. Pozisyonu da vermiyor. 7-0'lık maçı çık. Kaç gol yemişler bakalım? Söyleyeyim 7'yi çıkarsak 9 gol yemişler. Buyur. Tarzı da bu hocanın. Yani öndeki oyuncular iyi oynarsa ki bugün pozisyon yokken Deniz geldi. Oyuna girdikten sonra vurdu. Çatala gol oldu. Bir şutta da kaleciden dönünce attı. Bu kötü anlamda söylemiyorum bunları ben. Şimdi, bu tercih ve anlayış. Tercih ve kadro. Evet. Şimdi Başakşehir maçında bugün ki Antalya'da orta sahada oynayan bir takım olduğu için kaç dakika kalmıştır? Fener Trabzon maçı kaç dakika oynandı? 107 dakika mı oynandı? Evet, 50 dakikası. 50 dakika. Peki bugün 2 dakika ilk yarı uzattı Başakşehir'i. Maçın sonunda da 5 dakika koydu. 97'ye 107. Kaç dakika biliyor musun? Bakalım. Başakşehir Antalya yukarıda. 67 dakika oynandı maç. Ama göze? Hayır. Şimdi konu gözün dışında tercihler vardır ve kadrolar vardır. Tekrar edelim. Trabzon-Fenerbahçe maçı 107 dakika 30. Bu arada Antalya maçında da 29 faul oldu. Az değil bir maç için. Çok. 29 faule rağmen çünkü geri pastan, stoperlerin aralarında pas yapmaktan, Mahmut'u oynayıp geri vermekten. Tarzı bu. Yana oynamak. Bu bir kültür oluşturmuş o da. Tıpkı çok eski Pereira gibi Fenerbahçe'nin. Onu bir türlü üzerine atamadı. Şampiyon oldu. Aykut Hoca ile de oldu. Ona yakın oynayan ki biraz da öne oynamış Ersun Hoca ile de oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Mesela beni Konya-Alanya maçını istedim. Özellikle ya pas 935 pas var. 30 faul 107 dakika 62 dakika top kalmış. Bu hafta daha yine. Gelelim yine şeyden önce bu aradan önce hani dakikalar azken bakalım. Ne? Mesela Antep Beşiktaş maçı kaç dakika oynamış? 54 dakika. 102 dakikada 54 dakika sahada kalmış. 67 dakika Başakşehir. Bu Başakşehir Beşiktaş'tan daha mı şanslı diye değerlendireceğiz? Yok. Onun için maçta 52 dakikaymış. Hangisi? Topu oyunda kalmış. 52 dakika diyorsun değil mi? 7 dakika, 109 dakikada 52 dakika diyorsun. Bir tarafta 67 dakika. Kim önde ligde? Fenerbahçe önde. Şimdi hangisi doğru? Bence ikisi de doğru. Fakat tabii Dünya Kupası'nda bir ara tartışılmaya başlandı. Genç antrenörlere göre yaşlı antrenörler daha avantajlı gibi filan. Öyle değildi zaten. Dünya Kupası'nın en genç antrenörüyle şampiyon oldu Arjantin. Fakat şu bir gerçek var. Mesela Şenol Hoca, Fatih Terim, Jesus tarzı teknik direktörler daha çok şampiyonluğu olan takımlarda öne doğru bu tür yani 52 dakika diyorsun. Evet. Al Trabzon maçı 50 dakika. Bir sürü çıkardım sana 5 yaşında. Sivas'ta mesela böyle 60'lara falan gitmez hemen hemen. Genelde hızlı Rıza direkt. Fakat Çağdaş, Emre Belezoğlu, Nuri Hoca. Bunlar, Kayseri onun için dedim Çağdaş. Kayseri de muhtemelen bakalım. Mesela Kayseri'nin bir maçını bulayım sana. Hem de aradan önceki maçını bulayım. Kayseri nerede? Ya bir tane de denk gelmemiş mi Kayseri? Konya maçı 55 dakika. 55 buçuk dakika. Ama şeyden önceki dönem. Ya o, evet. Aradan önceki. Bir önceki. Mesela yine aradan önce Antalya Spor maçı var Ankara Gücü. 65 buçuk dakika. Şimdi Antalya Spor 52 dakika oynayan Fener'den iyi mi? Ya oynama süresi işte dediğim çünkü gibi. Çünkü oyuncu kadrosu Başakşehir'in güçlü bunu oynayabilir. Topa ben sahip olurum. Öndeki oyuncuların. Şans tanımam. Ben iddia ediyorum. Santrafor'u, birinci sınıf Santrafor'u Başakşehir herkes kadar şampiyonluk şansı var. Okaka yerine. Kesinlikle şampiyonun en büyük adaylarından biri olur diye düşünüyorum.